Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bir bayağıdır yapmadığım, çünkü bayağıdır yapamıyorum. Birincisi telif sorunları yüzünden başka insanların şarkılarını pek yayınlayamıyorum. Çünkü kendileri izin verseler de genelde nette ya da başka firmalarla anlaşma yaparken bunu konuşmadıklarına veya konuşup işte bu kanalda beni yayınlayacak, bakın telif atmayın diyeceklerini pek ihtimal vermiyorum. Özellikle daha yeni başlayan ve kendi kariyerine çok hakim olmayan insanlar için. O yüzden o topa fazla girmek istemiyorum ama bu yine geçen videolardan birinde olduğu gibi Discord'dan Vexi diye bir arkadaşım bana attığı bir vokal. Ve niye bu vokali göstereceğim mixlemek için? Çünkü bana hep sorduğunuz mavi gibi vokal terimini en karşılayan şarkılardan biriydi şu ana kadar bana gelenler arasından. Ne farkı var? Normal mixlerden biraz daha wet, biraz daha atmosferik, biraz daha reverb'ün delay'in ön planda olduğu şekilde mixlenebilecek bir şarkı. Dikkatinizi çekiyorum, mixlenebilecek bir şarkı. Hani şarkı buna izin veriyor ve şarkı bunu istiyor şeklinde. O yüzden bu güzel bir örnek ve melodik vokalleri mixlemek, mavi gibi vokal mixlemek falan dediğinizde güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Hadi geçelim videomuza. Siz de bu arada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Hem kanala destek olmuş oluyorsunuz hem de ileriki videolarda neyi çekip neyi çekmeyeceğime, neyi sevip neyi sevmediğinizi bana göstererek karar vermiş oluyorsunuz siz benim adıma. Ayrıca bana destek olmanın en tatlı yolu da halihazırda yaptıracağınız mix mastering gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi lafı daha da uzatmadan videoya geçelim. Evet dostlar, standart bir mixten şu limiter'ı sadece videonun amacıyla koyacağım. Sadece autotune koyacağım. Autotune da arkadaşın bana verdiği ayarlardaydı sanırım. Çok değiştirmek istemiyorum. Bir FX'siz hallerini bir dinleyelim. Geçen videolardan bir tanesinde görmüş olabilirsiniz. Zamanlamadan emin değilim. Toplu çekiyorum videoları genelde. Ama daha önce kullandım bu vokali bir videomda. Dönüyorum kaybettim ben diye. Duyuyorum yaşarken öldü diye. Bu tip vokallerde equalizer ve kompresör anlamında biraz daha sakin adımlar atıp, çünkü oldukça işlenebilir bir vokal, entonasyonu fena değil, tarzı gayet beat'in içinde, zaten tarz olarak yarattığı sound beat'in hafif içinde zaten şu anda ve flow'u falan filan yiyor şarkı. Önce biraz temizlemek istiyorum. Standart bir temizliğimizi yapalım, neler var neler yok bakalım. Ben bir de NT1'i bildiğim için, kullanmayı duyduğum için 12 kHz'ler falan NT1, NT1A ya da işte ucuz orta segment diyeceğimiz mikrofonlarda biraz 10-12 kHz'ler plastik böyle bir rahatsız edici oluyor çıtırdan. Onu bir temizlemek istiyorum, sonra yine parlatırız. Vokalin tonu değiştiği için frekans, rezonans frekans bir 200'den bir 150'ye gidiyor. O yüzden burayı dinamik equalizer şeklinde kısmayı deneyeceğim. Bakalım. Normalde buraya de-esser koymam ama bir tane de-esser koyalım. Çünkü de-esser'a ihtiyaç varmış gibi geldi bu aşamada bile. Bunları bir sileyim kafanız karışmasın. Şimdi bir bas'a atayım. Oraya kopyalayalım işleri. Autotune'u falan diğer ayarda bıraktım. Bas'ta olsun burası. Verse diyelim. Temizledik ve de-esser attık. Farkına bakalım. Hafiften şarkının içine yesin diye bir kompresör atmak istiyorum. Bunu kullanmak içimden geldi. Genelde kombin olarak da severim. Bu bluey olan biraz daha böyle çıtırdan hızlı parlak bir sound saturation ediyormuş gibi geliyor bana. Arkasındaki matematik dediğim gibi olmasa bile benim duyduğum bu. Önemli olan da bu. Ufaktan bir kompresleyelim bakalım. Böyle ortalama atak, ortalama release. Böyle hip hop soundlı daha böyle pata pata riplerde olduğu gibi çok da hızlı değil. Ama çıtırdan yine hızlı. Bu çünkü bu kompresör genel olarak hızlı. Ben oluyorum.
Sonra bu hep gain staging diye konuştuğumuz şeylerden bir katmanı da şu. Şu an ben level anlamında bir şey fazla değiştirmek istemiyorum. Ayrıyeten yaptığım efektlerin etkisini de volüm beni kandırmadan duymak istiyorum. Öncesine ve sonrasına bakıyorum. Output'u çıkışımı da aynı yere ayarlama çalışıyorum. Bakalım. Aşağı yukarı x12'deymişiz. Hala öyle bir yerdeyiz. Komple bakalım. Aynen aşağı yukarı x12'deymişiz. Hala aşağı yukarı x12'deyiz. Çok da spesifik ayarlara da gerek yok. Kompresör biraz fazla geldi, kıstım. Sonra bir tane 2A atmak istiyorum. Bu da opto, daha yavaş ortalama atak, ortalama release. Ama burada amacım bir tane limiter ayarına getireceğim. Sadece ufaktan peakleri yakalasın istiyorum. Tatlı oluyor, hoşuma gidiyor. Sevdiğim de ayarım. Kayıt hafiften çıtırdan iyi, vokal tatlı oldu mu? Böyle efektler sonrasında kattığım tek şey istikrar ve sorunlardan biraz arındırma. Çok ciddi değişiklik iyi kayıtlarda pek duyabileceğiniz bir şey değil. Hani iyi dediğim yine ortalama kayıtlar diyelim. Çok da mükemmel bir kayıt değil ama yine de bana gelen kayıtlarla ve sizin daha önce bu kanalda duyduğunuz kayıtlardan daha iyi. Bazılarından daha iyi. Sonra ben çok sevdiğim bir plugin var. Belki çoğunuzda da vardır. Şu plugin'e bayılıyorum. Şimdi bu plugin'de ne var? Birçok şeyin kombinasyonu var. Açılsın. İşte low'ları, tease'leri, hafiften kompresör, reverb, delay ve stereo efekti verebileceğiniz birkaç ayar var. Ben ana vokali geniş bir şekilde ve efektli seviyorum bu tarz vokallerde. Bir reverb deneyelim. Delay deneyelim. Biraz genişlik verelim. Genişlik tipi ve ne kadar ayarlayacağınız. Efektin tipi ve ne kadar ayarlayacağınız. Sevdim ben bunu. Kompresöre gerek var mı acaba? Bakalım. Hafiften olsa fena olmaz. Biraz tizleri arttırabiliriz. Bir de gain staging yapalım. Yani giren çıkan sinyali ayarlayalım, bakalım ne yapmışız. Yine bu tarz efektlerde, yine bu tarz vokallerde sevdiğim bir efekt var. Flanger. Ama bunu harici olarak göndereceğim. Yine Waze'in sevdiğim bir plugin'i Meta Flanger var burada. Efektlerden bahsettiğim bir videoda bunu ne çok kullandığımı ve ne çok sevdiğimi ve niye kullandığımı zaman zaman nelerde kullandığımı anlatmışım 5-6 tane efektle birlikte. Abartayım, böyle bir efekt. Biraz daha atmosferi, stereoyu biraz daha genişletmek için kullanıyorum. Biraz daha bir o dijitalliği de istediğim zamanlarda kullanıyorum. Belki bir doubler atabilir. Wider deneyelim. Bu free bir plugin. Direkt ismini yazarak Google'dan bulabilirsiniz. Tek vokal olduğu için biraz daha genişletmek isteyebiliriz diye düşündüm. Belki biraz daha böyle ortalama bir reverb atılabilir. İlk koyduğumuz biraz daha lush bir şeydi. Ben
Hafiften belki bir stereoyu genişletmek amacıyla 1.8 falan bir dile atılabilir. Deneyelim bakalım nasıl duyulacak. Neden hızlı gidiyorsun dersen, çünkü birçok şeyin temellerini 10-20 dakika yarım saatlik videolarda çok uzun uzun anlattım. Biraz da o düşünce temelini, o yaratıcılığı öldürmeden, benim mantalitem o, herkesinki aynı olmayabilir. O yaratıcılık sürecini, o fikir üretme sürecini öldürmeden ben yapabileceğim kadar ekleyip bir şeyleri düzenleyip değiştirmeyi çok seviyorum. Yani böyle hızlı hızlı hemen bir şeyleri yapayım, sonra üzerine düzenleriz diye içimden geldiği gibi akışa bırakma muhabbeti. Ben o şekilde çalışmayı seviyorum. O şekilde çalışmazsam çok fazla düşünüyorum ve ortaya koyduğum şey de çok tatlı olmuyor gibi geliyor. Tabii bu benim kendi düşünme şeklim. Bakalım öncesine sonrasına. Ana vokali biraz kontrol almak istersem, kontrol altına almak istersem, bazen hafif şöyle low'ları ve tizleri kontrol altına aldığım oluyor. Bakalım şöyle bazen de 3.5'ları falan. Şimdi öncesine sonrasına bakalım. Önce ravali, o tutum var sadece. Ana vokalle efektlerle ve efektlerle bu söylediklerimin hiçbirinde bir doğru, bir yanlış, şu kesin doğru, şu kesin yanlış gibi bir durum yok. Burada anlattığım benim kendi yolum. Siz de benim yolumdan, ben bu yolu sevdim, bu matematik güzelmiş, bu fikir güzelmiş dediğiniz ve alabileceğiniz her şeyi alıp sindirip kendi ortaya koyduğunuz haline getirebilirsiniz. Yani müzik veya genel olarak gelişim benim gözümde böyle bir şey. Hani sıfırdan komple bir şey olmak gibi bir durum çok zor bir şey. Veya deneye yanıla sevdiğiniz şeyleri bularak. Ama bu gibi YouTube kanalları benim gibi ya da bir sürü benim gibi milyon tane YouTube kanalı ve eğitim videoları veya profesyonel insanların çektiği videolar, direkt şarkının videoları falan, bir düşünme proseslerini alıp böyle süzgece atıp oradan kendi fikrinizi süzdükten sonra ortaya güzel bir şey çıkıyor. Bence en güzel sonuç, bu istediğiniz yere giden sonuç bu şekilde oluyor gibi geliyor bana. Başka insanların düşünme şekillerini, onların yerinize kendinizi koyup, onların yaptığı hamleleri, benzer şeyler yapıp, orada beğendiklerinizi alıp beğenmediklerinizi uygulamayarak falan, bence en güzel gelişim böyle oluyor. Biraz hızlı anlattım ama genelde normal vokallerden daha farklı mixliyorum. Melodik, daha böyle rap değil de hip hop'un farklı alt dallarında, daha böyle rock'a yakın, daha böyle veya işte pop'a yakın okumaları falan. Ana vokali biraz daha wet tutuyorum, reverb ve delay anlamında. Biraz daha geniş tutmayı seviyorum. Tabii beat ve şarkı da bunu istiyor zaten. Bir yerden sonra şöyle bir durum oluyor. Şarkıyı dinlerken bunu ister, bunu istemez, bunu ister, bunu istemez, bu gider, bu gitmez durumları oluyor. Zaten aşağı yukarı mix bilen aşağı yukarı çoğu insan bu şarkıyı dinlediğinde tepkileri yakın olacaktır. Ama verdiği kararlar farklı olacaktır. Bu plugin'i kullanmaz, başka plugin kullanır. Burada bunu kesmez, başka bir frekansı keser. 10 kHz keser, ne bileyim. Burada de-esser'ı abartır veya daha az kullanır, başka bir kompresör kullanır. Burada verdiği kararların her biri, milimetrik olarak verdiği her biri, karakter olarak kişinin verdiği kararlar sonucu etkileyeceği için herkes farklı mixleyebilir. Asıl farkı yaratan da duyduğunuz şeyler zaten. Bu da zamanla oturacak. Neyi sevip neyi sevmediğinizi, neyi yiyip neyi olmadığınızı karar vereceksiniz. Ama ben genelde melodik vokalleri bu şekilde mixliyorum. Aşağı yukarı. Ondan sonra belki ufaktan mix kısmında şuraya hafiften bir tonlama yaptığım oluyor. Ben oluyorum, dönüyorum kaybettim ben diye, duyuyorum yaşarken öldü diye.
Gözüm arpı kara geliyor. Mixbus'ta yani mastering'e gitmeden önce bu ana kanalda yaptığım işlemler genelde sesin sound'un totaline etki verecek, değiştirecek şeyler. Şu an limiter'ı koymamın sebebi video içindi, pushlamamın sebebi sizin duymanız içindi. Mesela bu mix'i ben birine gönderirken veya kendim mix'i dinlerken mastering'e geçip geçmemeye karar vereceğim dönemde limiter'ı açıyorum, biraz pushluyorum. Keylevel anlamında kafa karıştırmasın, bizim çoğumuzun kafası orada karışabilir, hepimizin. Profesyonel olsun olmasın, volume insanın kafasını karıştırabiliyor gerçekten. Nefesime ben farklı tendi. Ben ve sahne bir gün çıkandı. Ben oluyorum. Dönüyorum kaybettim ben diye. Duyuyorum yaşarken öldü diye. Olmam köy. Sevgim arıbı sarı gülüyor. Bunun üstüne alıp biraz daha dinlemeyle, biraz daha temizlemeyle, biraz daha düzenlemeyle veya daha fazla efektlerle, karakterle kendinizden bir şey koyduğunuzda zaten mix aşağı yukarı tamamlanmış gibi oluyor. Burada önemli olan biraz otomasyon, işte reverb komple aynı olmasındansa bazı efektlere ekstra etki vermek gibi durumlar, zaman açısından süreyi uzatan ve şarkıyı şarkı yapan elementler bence, ufak gözükse de, önemsiz gözükse de. Benim fikrim o yönde. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ayrıca bana destek olmanın en tatlı yolu da hali hazırda yaptıracağınız mix mastering gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Peace.